Global Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar, ben Batuhan. Bugün sizlere bir Opisthogramma McMaster hikayesi anlatacağım. Daha önce ofise kurduğum birkaç nano karides tankından sonra bir derece daha büyük bir proje düşünmeye başladım. Elimde kullanmadığım 110 litrelik bir akvaryum ve gerekli ekipmanlar mevcuttu. Ofis için kurulum ve bakımı kolay bir konsept seçmem gerektiğini düşünerek az bitkili, daha çok kök, kaya, kuru yaprak kombinasyonuyla bir tasarım yapmaya karar verdim. Bununla birlikte Güney Amerika'nın sarı ve kahverengi tonlarıyla kurulan biyotop akvaryumları oldukça da hoşuma gidiyordu. Tankı yerleştirdikten sonra önce taban malzemesini ekleyerek zemini kabaca şekillendirip kök ve kayaların yerleşimiyle hardscape etabını, daha sonra da tasarımı destekleyecek bitkileri seçerek bitkilendirme etabını tamamladım. Son olarak da arka kısma Hindistan cevizinden yapmış olduğum yuva ile ön kısma kuru yapraklar ekleyerek tasarımı bitirdim. Akvaryumun hazır olmasına rağmen hangi balığı besleyeceğime dair en ufak bir fikrim bile yoktu. Önce bir çift melek veya Bolivyan rem olabilir diye düşündüm, fakat daha farklı, daha ender bir şeyler istiyordum. Biraz araştırdıktan sonra apisto türleriyle karşılaştım ki bu türlerin fiziksel ve davranış biçimleri çok hoşuma gitti. Özellikle kendi yavrularına bakmaları, annenin çobanı sürüyü güder gibi tek tek yavrularını gütmesi gerçekten izlemeye değer olduğunu düşündüm. Son olarak kısa bir tür ve piyasa araştırmasından sonra Opisthogramma McMaster türünde karar kıldım. Şimdi sizleri şu ana kadar en çok keyif alarak beslediğim balıklar olan McMaster çiftimle baş başa bırakıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız, destekleriniz benim için çok önemli. Bu video ile ilgili veya kanalla ilgili herhangi bir görüş ve önerilerinizi aşağıda bulunan yorum kısmından bildirebilirsiniz. Elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Guraba Aquatic adına izlediğiniz için teşekkür ederim.